Oh, ben anlaşıldım. Az sonra gelirler. Müslüm abi, sen bu akşam buradan gitme abi. 12'den herhalde sonra. Vaktine var. Her gün koruyabilmek için çektim içine. Yavuz oraya nereden girdi? Bu o ceza mı? Yok ha. Başka cine mi geldi? Hayır, bu cine geldi. Bu sürücü yerseler, anam beni bir yere koymaz. Bunu aşağı, sizin oraya gel. Bizim buranın mısırlar çok lezzet oluyor değil mi Müslüman? Hakikaten lezzetli. Çok hoş. Hay maşallah. Lan bir tane daha pişir bana. Bu sizin bahçenin mi bu? Ya kardeş işte sabahlara kadar böyle yatıyoruz. Yarı uyanık, yarı uyku. En ufak bir sesle tıkıltıda kalkıyoruz işte havaya ateş ediyoruz. Ancak böyle bu şekilde kurtarıyoruz mısırlarımızı. Kaleboğazı köy vatandaşıyım, adım İkram Ayktan. İşte köyde yaşıyoruz. Şu anda mısırlarımız yeni oldu, ben başladım. Domuz bekliyoruz. Gece burada ateş yapıyoruz. Sabahlıyoruz burada. Biraz zor geçiyor gece. Soğuk oluyor. Sineklerle savaşıyoruz. Çay demliği bitiyoruz. Zor oluyor ama ürünlerimizi bekleme görevimiz. Mecbur yapacağız. Zor oluyor biraz. Evet. Abi canavar bekliyoruz. Gece bekliyoruz. Bostan nöbeti mi tutuyoruz? Bostan nöbeti tutuyoruz. Perişan oluyoruz. Günüzün işe gidiyoruz, yoruluyoruz. Gece gelip bunları beklemek zorunda kalıyoruz. Büyüklerden yardım, destek bekliyoruz. Bunları bir an evvel yok etmemin çaresindeyiz. İnşallah yardım ederler. Ben Kaleboğaz sakinlerinden Özkan Kaya. Tarlalarımıza, mısırlarımıza, patateslerimize geceleri yabani hayvanlar geliyorlar. Ayılar ağaçlarımızı kırıyorlar. Domuzlar gelip mısırlarımızı, patateslerimizi yiyorlar. Biz de bunları korkutmak için tarlalarımızın başında yatmak zorunda kalıyoruz. Gerek yağmurlu havalarda, gerek soğuk havalarda tarlalarımızı beklemek zorunda kalıyoruz. Biz hayvanları vurmak istemiyoruz. Biz hayvanları seviyoruz ama ürünlerimizi de yiyorlar. Bunlara yetkililer bir çare bulursa memnun oluruz. Kaleboğaz köyündeniz biz. İsmail Aslan. Sabahlara kadar mısırları bekliyoruz. Domuzlardan kurtaramıyoruz. Domuzlar genellikle bunları çok yiyorlar. Sabaha kadar nöbet bekliyoruz. Yani sadece ben de, bütün köylü nöbet bekliyor. Sadece bunlara zarar değil. Domatese, fasulyeye, her şeye, elmaya, armuda, bir türlü bütün meyvelerimize de zarar veriyorlar. Bir türlü kurtaramıyoruz. Havaya ateş ediyoruz korkutmak amacıyla. Vurmuyoruz ama yetkililerden de bir şeyler bekliyoruz. Ne bekliyoruz yetkililerden? Biraz mermi bekliyoruz en azından. Havaya ateş edip yiyeceklerimizi kurtarmak istiyoruz.